Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Ünite 2 Konumuz Haber Türleri Enva'ül Haberi Enva' nev'ün nev'ani enva' cemi mükessel bir kelimedir. Tür, çeşit, kısım manasına gelmektedir. Konumuz haber türleri yani neyle alakalı? İsim cümlesiyle alakalıdır. Daha önce görmüş olduğumuz üzere cümle Arapçada isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayrılmaktaydı. Esasen cümlenin ikiye ayrılıp ayrılmaması bir ihtilaf konusudur. Yani cümlenin üçe ayrıldığını, dörde ayrıldığını söyleyenler de vardır. Buna birazdan değineceğiz. Hele bir giriş yapalım. Maksadımızı tam olarak anlatan söz dizilerine cümle diyoruz. Yani cümle anlam ifade eden bir gruptur. İlla iki kelimenin veya beş kelimenin yan yana gelmiş olması onun cümle olduğu manasına gelmez. O bütünlük bir mana ifade ediyor mu, bir fayda sağlıyor mu buna bakılır. Yoksa cümle tek kelimeden de olabilir. Arapçada iki tür cümle vardır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. İsim cümlesinde söze kendisiyle başlanan kelimeye müpteda denilmektedir. Çünkü müpteda başlangıç, kendisiyle başlanan demektir. Mübteda, bede'e kelimesinin ibtede'e, yebtedu, ibtida'un, mübtedi'un, mübtede'un. Yani isim mef'ul kalıbında bir kelimedir. İftial babındandır. Kendisiyle başlanan demek de, kendisiyle başlanması illa cümlenin baş tarafında yani sağ tarafında diye bir de işte cümlenin ilk kelimesi olması manasına gelmiyor. Çünkü bazen haber daha sağ tarafta olur, mübteda sol tarafta olur. Yani bunu bir Arapça cümle üzerinde birazdan göreceğiz. Şu anlık şunu bilelim ki, mübteda genelde sağda, haber sol tarafta olur. Yani önce mübtedayı okuruz, sonra haberi okuruz. Ama bunlar yer değiştirebilir de. Bazen haber sağ tarafta, mübteda sol tarafta olabilir. Hangi durumlarda olur? Bunlar esasen mübteda haber konusunun daha ayrıntılı noktalarını teşkil etmektedir. Bu ünitede o kadar detaya girilmemiştir. Çünkü konu mübteda haberden öte haberin çeşitleridir. Mübteda isim cümlesinin öznesi olmaktadır. Haber de ondan bilgi veren, haber veren kelime olmaktadır. Okuma parçasını ve birinci soruyu geçiyoruz. İkinci soruya geldik. Burada hepsini tek tek yapmayacağız. Nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağız. Diğer bir deyişle sizlere balık vermeyeceğiz. Balığın nasıl tutulduğunu kısaca anlatmaya çalışacağız. Bir örnek veya iki örnek yapabiliriz. Bakalım. Şimdi evvela ne yapılması gerekir? Eş anlamlı kelimeleri bulun demiş. Yani şurada parantez arasındaki kelimelerin her birinin manasını evvela sözlükten bulmak lazım. Ardından burada 1, 2, 3 diye devam eden yerlerde altı çizili kelimelerin her birini de yine sözlükten bulmak lazım. Bunları bir kağıda yazdığımızda sonra hangileri birbirleriyle eş anlamlıdır diye karar verme süreci başlar. Öyleyse bunlar sözlükten nasıl bulunur buna değinmek gerekir. Bu konu esasen birinci üniteyle çok ilişkilidir. Çünkü bir kelime mezit olabilir, mücerret olabilir. Mücerret ise sözlükten bulması çok kolaydır, direkt bulabiliriz. Mesela ekele kelimesi sülasi mücerret. Bunu sözlükte aynen ekele şeklinde buluruz. Oysa yugimu kelimesi egame yugimu yani ifal babından muzari bir kelimedir. Mücerredi ne olur? Game. Yani bunu tespit edebilmek gerekir. Çünkü sözlüğe gidip yugimu kelimesini aramayacaksınız. Yugimu kelimesini aramak için ne yapılır mesela? Önce y harfi bulunur sözlükte. Ardından kaf harfi, sonra mim harfi. Bu şekilde ararsanız bulamazsınız. Demek ki mezit bir kelime bulduğumuzda evvela yapılacak ilk iş yani nedir? O kelimenin mücerredini tespit edebilmektir. Yani babını tespit etmek, zait harfleri bir kenara bırakıp yalın halini bulabilirsek sözlükte onu buluruz. Yugimu ne dedik? Egame yugimu. Ekveme yukvimu şekli aslında. Ama ecref fiil aktarıldığı zaman egame şeklinde aktarılır. Mücerredi nedir? Game, ecref bir fiil. Ortada ne var? Elif var. O elif neydi? Birinci üniteyi dikkatlice izlediyseniz bunu anlamanız zor olmayacaktır. Bunlara bayağı bir değindik.
Birinci üniteye dair 3 farklı video çekmiştik. A, B, C diye isimlendirmiştik. Üçünü de izlemiş olmanızı öneriyoruz. Şimdi yugimu ne dedik? Mücerredi game. Onun da aslı ne? Gavme. Yani evvela kelime ilk önce neydi? Gavme idi. Kaf, vav ve de mim vardı. Her biri fethalıydı. Sonra vav harfi harekeli mi? Harekeli. Makabli yani bir önceki harf fethalı mı? Fethalı. Hangi harf o? Kaf. Kafta fetha var. Bu durumda vav'ı elife çevirmek yani vav'ı sil yerine elif yaz. Bu gereklidir. Mecburi bir işlemdir. Bu yüzden gaveme game oldu. Sonra bunu ifal babına aktardık. İfal babına ecref fiiller aktarılırken kalıbı ne oluyor? Ef'ale, ekrame, ehrace o şekli almıyor. Game'nin başına yani ecrefin başına bir adet hemze getirmekle yetiniyoruz. Game başına hemze getir, fethalı bir hemze. Egame olur. Diğer bir örnek kâne aktar. Ekâne olur. Bu şekilde işte egame yugîmu muzâridir. Bunu sözlükten nasıl buluruz? Gâveme yani mücerredine gideriz. Mücerredinin de aslını biliriz. Ya vavidir ya da yaidir. Ecref olduğundan ötürü. Öyleyse bunu ya gâveme ya da gâyeme ikisinden biri olarak buluruz. Ama biz gâveme olduğunu yani vavi bir ecref olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu anlattık ya nedir? İfal babındandır. Mücerredi gâmedir. Onun da aslı gâvemedir diye bildik. Bunu sözlükten bulalım. Evvela ne yapılması gerekir? Sözlükte ilk önce hangi harfe girmek gerekir? Kaf harfine. Ka. Kafa girdik. Ardından ne aranır? Vav veya ye olur demiştik. Gavle, gavme. Bir öncekinden başlayalım. Gavle'den bakalım. Gavme. Görüyorsunuz. Gavme burada. Gavme nedir? Yanında game şeklinde yazılmıştır. Game'nin aslı gavme. Aslını bildiğimiz için bulduk. Ama aslı game'nin ya da olabilirdi, değil mi? Buradaki elif ya da olabilirdi. O zaman game şeklinde arardık. Zaten başka bir alternatif yok. Baktık game tamam manası nedir? Kalkmak, ayağa kalkmak, dikilmek. İşte şu harfi celle kullanırsak şu manaya gelir. Bu harfi celle kullanırsak şöyle mana değişir diye çeşitli örnekler var. Örnekler aşağıya doğru devam ediyor. Sonuçta manası neymiş? İşte bunlardan bir iki manayı kenara yazarsınız. Ondan sonra bunu kapatırız ve tekrar üniteyi açarız. İşte ailetün ekele, gat, menzil kelimesi mesela. Menzile bakalım. Menzil kelimesini nasıl bulmalıyız? Başındaki mim, zait. Mimi at, geriye ne kalır? Hangi harfler? Nun, zay ve de lam harfi kalır. Yani nezele. Öyleyse sözlükten nezeleyi bulmak gerekir. Nezeleyi bulalım. Öyleyse nun harfi evvela. Nun harfini açarız sözlükten. Sonra zay harfi. Burada var mesela. Ne, z, l. Yan yana görüyoruz bu üçünü. Bir önceden başlayalım. Ne, z, l. Görüyorsunuz. Ne, z, l. Yanında i yazıyor mesela. Genelde kelimelerin yanında bir harf yazar veya direkt hareke verirler. Harf de hareketidir sonuçta. Ne, z, l. Buradaki i neyi temsil ediyor? Muzarisinin aynel fiili nasıl harekelendirilmeli? Yani nezele mazi muzarisi yen zulumu yen zele mi yen zilumu nasıl olmalı muzarin aynı fiilin harekesi esre olmalı i demiş yen zi zilu oluyor. Mesela burada nezeke muzarin aynı fiili neymiş u yani zamme ötredir nezeke yen zu ke, yen zu ku olur. Yani buraya yenzükü yazmamışlar da harekesini vermişler. Sonuçta yenzükü yazmak biraz daha yer kaplar. Yenzili yazmak daha fazla yer kaplayacaktır. Ki zaten bilinir yani. Aynı fiilini verdik mi gerisini yazarsın demişler. Parantez arasında da mastar yazılmaktadır. Nuzul gelmekte, nezk gelmekte. Kelimeye göre değişiyor çünkü mastarlar sema iyidir. Peki nezelen manası neymiş? Araba, tren, at, binek ve benzeri bir şeyden yani. Sonuçta ne? İnmektir. Bir yerde konaklamaktır, iniş yapmaktır. Çeşitli harfi cerler ile mana değişebilmektedir ama. Feragat etmek, bırakmak, vazgeçmek gibi manalara da gelebiliyor. İşte bu şekilde kelimelerin manasını bulmak gerekiyor. Ama bu nezelenin manası. Peki menzil kelimesi birebir geçiyor mu? Bakıyoruz. Geçmese de belli de geçiyor mu diye özellikle bir bakalım. Menzil geçiyor, evet. Menzil kelimesinin manası neymiş? Menzilün menazil, mola, konak, yeri, daire, ev.
Demek ki menzil kelimesi ev manasına, konaklama manasına gelmektedir. Çünkü menzil, nezele kelimesinin ismi mekanı olmaktadır. Konaklama yeri, konaklama mekanı. Şimdi devam edelim. Bir iki örnek yaptık nasıl bulunduğuna dair. Diğerlerini de aynı şekilde, yani mücerredini tespit edin. Sonra sözlükten onu bulmaya çalışın. Buradaki kelimeler de aynı şekilde. Ama bir kelime isimse, işte nedir? Beyt. Bunun mücerredi neydi denilmez. Zaten mücerrettir. Beyt kelimesi direkt beş şeklinde sözlükten bulunur. Nevafiz kelimesi. Nafizetün nevafiz. Nedir? Cemi mükesserdir. İşte yeskünü, sekene yeskünü, fakir, fakaradan geliyor. İşte usratun, aile, bu şekilde bunların her birini sözlükten bakarak yazmak gerekir. Diğer, yani üçüncü soruda da zıt anlamlar denilmiş. Yine aynı şekilde parantez arasındaki kelimelere sözlükten bakmak ve sonra buradaki her birinin altı çizili olan kelimelere de sözlükten bakmak gerekmektedir. Kafirine, kafirine diye aramayacağız. Ne diye arayacağız? Bunun mazisi nedir? Bir kelime, yani eğer fiilden türemiş bir kelime söz konusuysa onun mazisini bulmak gerekir. Çünkü sözlükte mazisi yer almaktadır. Yani bir kelimenin mazisi yazıyor sözlükte, az önce gördünüz. Hemen yanında muzari'nin harekesi i, u, e, a diye bir harf yazar. Parantez arasında da mastarı verilir. Zaten bir kelimenin mazi, muzari ve mastarını bildik mi? Gerisi fiil çekim bilgimize, kabiliyetimize kalmıştır. Bu alanda biraz çalışma yaptıysak geri kalan her birini çekeriz. Yazmalarına gerek yok. Bu bağlamda isim fiil çekim kitapları vardır. Zaten ilk ünitede bu kitaptan çeşitli sayfalar aktarmıştık sizlere. Dikkat ettiyseniz, birazcık üzerinde çalıştıysanız zaten fark etmişsinizdir. Kafirine'nin mazisi nedir? Kefera, yekfuru, küfrun, kafirun, kafirun. Nedir bu? İsim fail. Kafirun kelimesinin cemi müzekker salimidir. Kafirun, çekim yapalım. Kafirani, kafirune. Kafirune, rafali. Burada vav yerine ya gelmiş. Kafirune, kafirine olmuş. Kafirine olması onun nas veya cerhali olduğunu ifade ediyor. Sonuçta isim fail cemi müzekker salimdir. Mazisi kefera'dır. Sözlükten kefara diye aranması gerekir. İşte yetezekkeru, tezekkara, yetezekkeru. Demek ki tezekkara, yani tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ul babındandır. Muzari'dir. Mücerredini bulmak lazım. Nedir? Zekera, beltek z var. Kefar, ra var. Enhar, nehrun, enharun. Nehir kelimesi sözlükten bulunması gerekir. İşte temutu, mate, yemutu, temutu. Muzari bir fiil. Mate. Bunun ne diyelim? Mazisi. Mate. Ecref bir fiil. Az önce geçmişti bir ecref fiil daha. Mate. Sözlükten nasıl aranır? Mate ya mvt'dir ya da myt'dir. Yani mevt veya meyt şeklinde. Öyleyse sözlükten mim, sonra vav, sonra t aranmalı. Veya önce mim, sonra ya, sonra t aranmalıdır. Biz bunun vavi olduğunu biliyoruz ama iki şekilden biri olması, yani mantıken gerektiğini de bilin. Kalil kelimesi, yebi' kelimesi, bunların tabi her birine bakmanız gerekir. Yani hazıra konarsanız Arapçanız gelişmez. Hazır, ezberle geç. Kuru bir bilgi olur ama sözlükten araştırma yaparsanız Arapçanız gelişecektir. Yani sadece ders almak yeterli değildir. Bir hocaya gitseniz, bir kursa belki gidiyorsunuz. Kurstan bilgileri al, git evde çalış, ezberle. Bu iyi bir şey. Ama üzerine bir şeyler katmak lazım. Aşağıdakilerin hangi tür cümle oldukları ve temel özelliklerini belirtiniz. Ne tür cümledir derken, yani tür, yani çeşit diye bir deyişle isim cümlesini, fiil cümlesini bu sorulmuştur. Temel öğeleri demiş. Tam diyecektim temel özelliği nedir diye, yanlış okumuşum. Temel öğeleri, yani müpteda haberi bul veya fiil, fail, mef'ul, bunları göster demek istiyorlar. Fi haratina beytun. Fi haratina, bizim haramızda vardır. Yani hara nedir? Sözlükten bakmadık. Fark etmez ne olduğu. Vardır, yani burası sonuçta ne? Bir haberdir. Burası bir isim cümlesi, burası da haber. Beytun de müpteda olmaktadır. Beytun turabiyyun. Turabiyyun isim mensup. Turabi, yani toprağa mensup. Yani topraktan yapılmış diyor olsa gerekler. Dolayısıyla turabi ne olur? Beytin sıfatı olabilir. Ya'melu, amele, ya'melu nedir?
Ne olabilir? Fiildir tabii ki. Fiili muzaridir. Muzarat harfi, muzarat alameti Y olarak burada gözükmekte. Öyleyse yani fiil, yani demek ki bir fiil cümlesi var burada. Ki fail nerede? Fail ebu kelimesi olur. Ebu kelimesini daha önce anlattım ama Arapça 4'ün konusu muydu, 1'in konusu muydu bilmiyorum. Bunu bir yerde anlattım. Sonuçta ebu kelimesi vav ile yazılmış. Bu onun raf halinde olduğunu göstermektedir. Fiil cümlesinde raf halindeki kelimeye fail denilir. Eğer baştaki kelime yani yemmeli burada bir isim olsa, örneğin bir müpteda olsaydı ebu haber olurdu. Çünkü haber de merfudur ya. O şekilde demek ki ebu fail olur. Ebu aynı zamanda muzaftır. Sa'id'in kelimesini cer etmiştir diye incelemeler devam edebilir. Yakzı kaza yakzı kazaye yakziyu. Yani muzari bir fiil. Nakıstır. Yan üzerine zamme ağır geldiğinden yaya hareke verilmemiştir. Sümme sonra yuhricu, ehrace yuhricu. Devam ediyor, biz geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin çoğullarını bulun. Beyt kelimesini sözlükten bulun. Hemen yanında ç nokta yazar. Yani çoğul demektir o. Bazı sözlüklerde beyt yazar, yanında bir çizgi olur mesela. Ç yazmaz da bir çizgi koyabilir, yıldız koyabilir. Herhangi bir işaret olabilir. Çoğulu yani cemisi diye ifade edilmektedir. Sözlükten bulunabilecek basit bir kelime. Amilun. Amil kelimesini de yine sözlükten bulabilirsiniz. Amele, ayn, mim, lamı bulun. Onun hemen ardından amil kelimesi gelecektir. Bu tür kelimeler elbette her sözlükte var mı? Yani kimi sözlük daha muhtasardır, daha az kelime almıştır. Dolayısıyla bunları ararken bulamayabilirsiniz. Daha geniş bir sözlük tercih ederseniz kaçmaz yani, bulursunuz. Genelde Arapça ile ilgilenenler, yani şu an siz belki açıktan okuyorsunuz, içeriden okuyanlara, aynı zamanda medrese tarzı eğitim görenlere genelde Serdar Mutçalı'nın sözlüğü önerilmektedir. Onun hem Arapça Türkçe hem Türkçe Arapça sözlüğü vardır. İkisini de alabilirsiniz yani, bu işte meşgul olacağım, meşgul olmayı planlıyorum, Arapçayı ilerletmek istiyorum diyen kişi kendine bir sözlük almalı. Türkçe sözlük. Mesela bir Türkçe ev yazmıştır. Yanına hemen yanına beyt yazmıştır. Veya beyt yazmıştır, yanına ev yazmıştır. Türkçe kelimeden Arapça çeviri de var. Arapça kelimeden Türkçe'ye çeviri de var. Her iki şekilde de Serdar Mutçalı'nın sözlüğü vardır. Türkçe olduğu için bunu önerdim. Türkçe başka sözlükler de elbette var. Onlar da kayda değer önemli sözlüklerdir. Bir tanesini önermiş olduk. Tabii çeşitli sözlükler var. En kapsamlı sözlükler, Arapçadan Arapçaya olan sözlükler daha kapsamlıdır. O tarz sözlükler var ama onları anlayabilmeniz için biraz Arapçanızın gelişmiş olması gerekiyor. Gelişmişse zaten duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yine de söyleyeyim yani, belki Arapçam idare eder ama sözlük duymadım diyen vardır. Lisanul Arap diye bir sözlük var. Mesela onu alabilirsiniz. Bir de Mu'camul Vesit adlı sözlük var. Mu'camul Vesit günümüzde daha meşhur. Daha meşhur ama tabii Lisanul Arap çok daha kapsamlı bir sözlüktür. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin tekillerini bulun. Burada ne olmuş? Çoğul verilmiş, tekilini bul denilmiş. Dalebati diye bir kelime gelmiş. Bu kelime nasıl bir kelime? Cemi müennes salimdir. Cemi müennesliğini sağlayan öge. İşte ney? Açık T ve Elif. Bunları silersek geriye ne kalır? Talebe. Öyleyse dalebun kelimesini arayın sözlükten. Yani ekleri, o alametleri çıkartırsanız geriye ne kalıyorsa kelime odur. Seyyarati. Ne var burada? Açık T ve Elif var. Bunu sil. Geriye kalan seyyarun kalmış olur. Seyyarun kalıyor. Bunu araştırmak gerekiyor. Sözlükten bunu bulun. Seyyaratun, seyyaratun. Kura kelimesini yine kaf ra aracılığı ile arayın. Yanında yine ya olsun. Şekilde kısaca değinmiş olduk. Mazi ise muzarisini, muzari ise mazisini söyleyin demişler. Tusnidu mazi olabilir mi? Olamaz. Mazinin hiçbir zaman için son harfi zamme olmaz. Demek ki bu ne? Muzari. Peki muzarin alameti nedir? T olur, Y olur. Eteyne diye bir kelime var. Eteyne yani Elif, Ta, Y ve Nun. Bunlardan biri olabilir muzarin alameti. Yani onu silmen gerekir maziyi bulmak için. Burada T gelmiş. T'yi sil. Geriye sin, nun, dal kaldı. Demek ki sin, nun, dal.
Bu üç harf bu kelimenin mazisini oluşturmakta. Ama SND mi gelir ya da SNUDU mu gelir, nasıl hareketlendirilmiştir? Bunu sözlükten bakarak sizin bulmanız daha faydalı. Sonraki hu zamirdir. Kelimenin aslından değil yani. Hu'yu aramayın. Vudiyet diye bir kelime var yine. Ne olabilir? Mesela faale fuile. Yani faale ifaili tef'il. Tef'il babının mazisinin meçhulü olabilir. Çekim yapılmış. Bunu yine arayabilirsiniz. Gaddaye diye arayın siz sözlükten veya gadaye. Gayn, tığ ve ya olarak yan yana bunları arayın. Mazidir bu. Muzarisi istenmiş sizden. Aramanıza gerek yok gerçi. Muzariye çevirmeniz istenmiş. Yani faale yufailu kalıbına koymanız yeterlidir. Tef'il babından mazi, muzari, emir, çekimin hiç yoktan biliyor olmanız gerekir. Çünkü birinci ünitede bayağı üzerinde durduk. Yeskünü nedir? Muzaridir. Başında muzarat harfinden ya var. Alamet yani. Muzari olduğunu fark edin diye. Aynı zamanda mazi olamayacağına dair bir kanıt daha var. O da son harfinin zammeyle bitmiş olması. Mazinin son harfi zamme olamaz. Yani müfretten bahsediyoruz tabii. Çekim yapılır. Nasara, işte son harf olan ra zammelendi diyebilirsiniz de biz şu an müfretten bahsediyoruz. Onu da belirteyim. Bu muzaridir. Sekene yeskunu. Sözlükten arayın yine. Diğerlerini aynı şekilde aramanız sizin için faydalı olur. Bayağı da yapmışlar gerçi. Dil bilgisi, haber türleri konusuna gelmiş olduk. İsim cümlesinde sözü kendisiyle başlanan kelimeye müpteda denmektedir. Buradaki müpteda yani cümlenin kendisiyle başlanmış olması müpteda'nın her zaman sağ tarafta cümlenin ilk kelimesi olacağı manasına gelmiyor. Çünkü zaman zaman haber ilk kelime olabilir, müpteda ondan sonra gelebilir. Müpteda bazen sağda olur, haber solda olur, bazen de yer değiştirirler. Bunlar elbette kurallara tabidir. Yani kafamıza göre müptela sağa haberi sola yapamıyoruz. Onun kuralları var. Ama şu anki ünite haber türlerine yer ayırmıştır. Müptela haber diye başlık atılsaydı bu konuya değinmek zorunda olurlardı. Yani şu an ona değinmek zorunda değiller. Çünkü asıl konu haberin türüdür burada. Müptela haber ne zaman yer değiştirir, takdim, teahhir konu bu değil. Bu yüzden onlara değinmemişlerdir. Mübteda isim cümlesinin öznesi olmaktadır. Haber ne oluyor? Haber de mübtedadan haber veren, bilgi veren, ona dair bir bilgi içeren kelime, öge olmaktadır. Örnek: El kitabu mübtedadır, meftuhun haberdir. El kitabu bir kitap, bir nesne. Meftuh açık oluşu o nesne ile ilgili bir bilgi, bir haber vermektedir. Kitap nedir? Mesela ucuz olabilir, faydalı olabilir, faydasız olabilir, zararlı olabilir. İşte açık olabilir, kapalı olabilir, kitap ıslanmış olabilir, üzerine bardak düşmüş olabilir, yırtılmış olabilir, bir sürü şey olabilir. Kitapla ilgili bir bilgi, bir haber veriyor. Meftuh, açıktır. İşte bu haber oluyor. Çünkü onunla ilgili bir bilgi, bir haber vermiştir. El kitabı meftuhun cümlesindeki meftuh kelimesi ne tür bir haberdir? Odaklanmamız gereken nokta bu yani. Müpteda hangisi haber, hangisi değil de daha çok haber ne tür bir haber? Çünkü ünite bununla ilişkili. Buradaki meftuh müfret bir haberdir. Müfretten kastımız müfret, tesniye, cemi manasında değil. Yani tekil mi, ikil mi, çoğul mu manasında kullanmıyoruz. Buradaki müfretten kastımız cümle olmayışı ve şibih cümle olmayışıdır. Yani bir haber ya müfret olabilir, ya cümle olabilir ki cümle ikiye ayrılmaktaydı. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Bir de şibih cümle olabilir. Demek ki haber 3 tür, yani 3 kısım, 3 farklı çeşitte haber olabilir. 3 çeşit haber var. 1 müfret olabilir. 2 cümle olabilir. 3 şibih cümle olabilir. Müfret olmasından kasıt haberin cümle ve şibih cümle olmayışıdır. Tek kelime olmasıdır demiyoruz yani. Tek kelime bazen müfret olabilir, bazen cümle sayılabilir. Bunu ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Haber müfret olabilir denilmiş. İşte burada mesela şu an çizdiğim kelime müteheddimetün kelimesi müfret bir haberdir. Niye? Çünkü cümle değil. Cümle olmadığını nereden anladık? Cümle isim veya fiil cümlesi olabilir demiştik. Eğer isim cümlesi ise müptedalı haber olmalı orada. Fiil cümlesi ise
En azından fiil ve fail olmalıydı. Peki müteheddimetün kelimesi mübteda ve haber içeriyor mu? İçermiyor zaten bu tek kelime. Bir tek kelime aynı zamanda mübteda aynı zamanda haber olamaz. Ayrı bir kelimeye ihtiyaç var. Peki bu fiil fail olabilir mi? Tek kelime fiil fail olabilir. Mesela faili gizli olur. Fiili açıkça görürsün. Fail gizlidir. Cümle sayabilirsin. Ama şu an gördüğümüz şey fiil değil ki faili de gizlidir. Böylece bu cümledir diyebileyim. Bu kelime isim. Nereden anlıyoruz? En basit anlama yöntemi sonundaki kapalı ta olması. Fiillerde kapalı ta yok. Daha açık anlama yöntemi esasen ta da tenvin olması. İki adet ötre var. Fiiller tenvin almıyorlar. Bu yüzden bunun isim olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla cümle değil yani. Müfrettir. Aşağıdaki örnek de aynı şekilde. Mütesaddi'un. Mütesaddi'un kelimesi müfret bir haberdir. Hemen solundaki kelime sakfuhu mübteda olmakta. Mütesaddi haberdir. Nasıl haber? Müfret haber. Niye cümle değil? Cümle olsa mübteda ve haberden oluşuyor olması gerekir. Mübteda haber olması için en az iki kelimeye ihtiyaç var. Mütesaddi tek kelime. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi olamaz. Çünkü bir kelime aynı anda mübteda aynı anda haber olamaz. Ayrı ayrı kelimeler olması gerekir. Peki fiil cümlesi olabilir mi? Fiil cümlesi de olamaz. Çünkü bu fiil değil ki fiil cümlesi olsun. Aynında gördüğünüz üzere iki adet ötre yani tenvin var. Ebu Sa'idin racülün. Sa'idin babası nedir? Racülün bir adamdır. Cümlesindeki Ebu mübteda racül müfret haber olmakta. Bu da önemli mesela. Ebu Sa'id mübteda değil. Ebu mübteda. Sa'id mübtedadan değildir. Ebu mübtedadır. Aynı zamanda muzaftır. Sa'id muzafın ileyh olmakta, racül de tek başına haber olmakta. Racül nasıl bir haber? Müfret bir haber. Nereden anladık? Cümle haber sayabilir miyim? Mesela fiil cümlesidir diyebilir miyim? Diyemem çünkü racül temin almış, fiil temin almaz demiştik. Demek ki fiil cümlesi değil. Belki isim cümlesidir. İsim cümlesi nereden oluşurdu? Mübteda ve haberden oluşurdu. Dolayısıyla racül tek kelime. Tek kelimeden cümle olmuyor. Yani tek kelimeden cümle olmuyor derken dikkat edin. O tek kelime fiilse ondan cümle olabilir. Ama isimse tek kelimeden cümle olmaz. Ve bu bir isim. Demek ki cümle değil. Öyleyse müfret haber. Şibih cümle olabilir mi? Şibih cümle de olamaz. Şibih cümlenin ne olduğunu henüz açıklamadık. Aşağıda yeri geldiği zaman daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Bir de üniteyi tamamladığımızda en sonunda 150 belki 200 tam da saymadım da 100'ün üzerinde ayetle ilgili örnekler içeren bir PDF hazırladık. Mübtedası, haberi, şibih cümlesi, fiil cümlesi, isim cümlesi gibi haberler, mübtedalar yer alan bir sayfa hazırladık. Onunda da bunları göreceğiz. Bol örnek olsun dedik. Haber, isim, fail, isim, meful gibi buraya sıfatı müşebbihe ekleyebilirsiniz. İsim, fail, isim, meful, sıfatı müşebbihe gibi sıfat manalı kelimelerden olursa. Sıfat manalı kelime demek aslında vasıf isim demek diye bir deyişle. Vasıf isim veya sıfat manalı kelime. Bundan kasıt ne? İşte bu. İsim, fail, isim, lafı, sıfatı, müşebbehe. Eğer bunlardan birisi ise haber. Bu durumda ne olur? Mübteda ile haber arasında bir uyum olması gerekir. Haber bunlardan birisi ise mübteda ile haber birbirine uyumlu olması gerekir. Uyumlu olması gerekir derken neyi kastediyoruz? Hangi yönden uyum olmalı? Birisi müzekkerse diğeri de müzekker olmalı. Birisi müennesse diğeri de müennes olmalı. Örneğin haber müfretse mübteda da müfret olmalı. Haber tesniye ise mübteda da tesniye olmalı. Cemi ise cemi olmalı. Buradaki müfretten kasıt evet müfret tesniye cemi manasındaki müfret. Yani tekil manasında, ikil ve çoğul değil manasında. Müfret kelimesi kullanıldığı yere göre değişebilmektedir. Müfret her zaman tesniye cemi'nin zıttı olması değil. Az önce gördüğünüz cümle olmaması ve şibih cümle olmaması manasında kullanılmıştı. Bu önemlidir yani kelime kullanıldığı yere göre değişebilir. Terim manasında kullanılmaktadır. Türkçemizde de bu şekilde kelimeler vardır. Bir kelime kullanıldığı yere göre manası değişebilir. Şimdi bu anlatılan şey örnekler var burada. Burada önemli olan ne? Haber. Haber neyse mübteda ona uymalıdır. El müçtehidü, müçtehit nedir? Yani mübteda müçtehit, müçtehit. Burada müçtehitle alakalı olan kelimelerin hepsi mübteda, mübteda, mübteda. Sonuncu kelime olan mahbub ve benzerleri, işte mahbubani gibi, mahbubatın gibi kelimeler, yani sol taraftaki kelimeler haber olmaktadır. Müçtehit kelimesi
İctehede, yectehidu, ictihadun, müctehidun, iftaale, yeftailu, iftialun, müftailun. Yani iftial babından ismi faildir. Bunu tespit edebiliyor olmanızı bekliyoruz açıkçası. Bablarla alakalı bir şey. Şimdi mahbub kelimesi nedir? İsmi mef'uldür. Oraya da değinelim. Mahbub isim mef'ul tıpkı mensurun, mektubun gibi. İsim meful kalıbında. Peki mehbub kelimesi neymiş? İsim meful dedik. Tamam. Madem ki sıfat manalı bir kelime, yani vasıf isimdir haber. Öyleyse mübteda ile haber arasında uyum olmalıydı. Hangi yönden? Şu görünen yerden. Müfret, tesniye, cemi gibi, müzekker, müennes gibi uyum olması gerekir. Mahbub kelimesi müfret mi? Evet. Çünkü mahbubani, mahbubune tesniye veya cemi değil. Mahbubun, müfret. Müzekker mi? Müzekker. Sonunda kapalı T veya dik elif açık T şeklinde bir müenneslik alameti yok. Elif-i memdudu yok, elif-i maksuru yok. Yani müzekkerdir. Buna göre müştehit de görüldüğü üzere müfret mi? Müfret. Çünkü müştehidani olabilirdi, müştehidune olabilirdi. Aşağılarda olmuş görüyorsunuz. Cemi tesni olabilir. Şu anda ne? 1. Müfret. 2. Müzekker. Tıpkı haberi gibi. Haber de müfret müzekker. Müpteda da müfret müzekker. Uyum var. Yani birisi müfret müzekkerken diğeri cemi değil yani. Her ikisi birden müfret. Biri müzekkerken diğeri müennes değil. Her ikisi birden müzekker. Diğerleri de aynı şekilde uyum var. Mesela mahbubetün müfret müennes. El müştehidetü de müfret müennes. Mahbubani tesniye müzekker. Müştehidani tesniye müzekker. Mahbubetani müfret değil bu sefer. Tesniye ve müennes. Müştehidetani de aynı şekilde. Tesniye olduğunu nereden anladık? Sonunda biten esreli nun ve hemen sağındaki dik elif. Bu onun tesni olduğunu göstermekte. Tesni olduğunu göstermekte ama her zaman bu alameti göremezsiniz. İşin o kısmı da var. Yer yer oradaki nun kaybolabilir. Oradaki dik elif ya harfine dönüşebilir. Bu irab ile ilişkili bir durum. Ama şu anda durum budur. Çünkü konu mübteda haber. Mübteda haber olunca raf halinde olması gerekir. Tesniyenin de raf hali elifli olmasıdır. Peki bunun müennes olduğunu nereden anladık? Elif'ten önce T'nin olması. Elif'ten önce ne var? T harfi var. Bu onun müennes olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde müctehi de tane burada da var. Cemiye cemi hemen aşağıda. Cemiye cemi, müzekkere müzekker. En altta da her ikisi de cemidir. Her ikisi de müennestir. Cemi müennes salim diyorduk bunlara. Açık T ve sağında dik elif var çünkü. Ancak mübteda gayrı akıl. Gayrı akıl insan dışında demiş ama tabi bu eksik bir tabir olmuş. İnsan artı cin. Çünkü gayrı akıl ne demek? Akılsız demektir. Gayrı akıl, akılsız. Akılsız dışında bir varlık olursa, bir varlığın çoğulu yani cemisi olursa. Gayrı akıl ne demek? Akılsız. İnsanda akıl vardır genel olarak. Cinlerde de akıl vardır aynı şekilde. Bunların dışındakiler akılsız varlık olarak düşünülmektedir. O şekilde karar verilmiştir. Mesela bir ağaçtan bahsetsek nedir? Ağaçta akıl yoktur veya bir inekten, bir bilgisayardan veya ev, yol, kitap gibi şeyler sonuçta insan ve cinin dışında varlık olduğundan gayri akıl olarak adlandırılmıştır. İşte gayri akıl bir kelimenin çoğulu olursa, mübteda yani, gayri akıl bir cemi ise, mübteda hem gayri akıl hem de cemi ise, bu durumda haber ne olur? Genelde müfret, müennes gelir. İşte el kütüp. Kütüp kelimesi kitabun, kitabani, kütübun. Elifem olduğu için el kütübu. Temin alınıyor. Kütüp kelimesi gayri akıldır. Çünkü ne insandır ne cindir. Kitap farklı bir varlık. Akıl yok kitapta. Bu durumda bunun haberi ne olmalı? Müfret ve müennes olmalıdır. İşte müfidetün müfrettir ve müennestir. Müfidetani şeklinde tesniye değil mesela. Müfret ve müennes. Haber sıfat manalı bir kelime değilse o zaman uyum aranmaz. Bunun örneği burada da var zaten. Uyum yok yani zaten. El kütüp kelimesi gördüğünüz üzere vasıf değildir. Kitap kelimesi vasıf isim değildir. Bu yüzden uyum yok. Birisi cemi, birisi müfretti. Ama şimdi konu daha da ayrıntılaşmaya başlıyor. El cümletü, cümle kelimesi müfrettir. Cümletü. Bunun cemisi ne olur? Cümelü. Yani cümletün, cümletani, cümelü. Cümel kelimesi cemidir. Şu anda cümletü kelimesi müfret.
Nev'ani ise tesniye. Nev'un, nev'ani, enva', enva' çoğulu ünitenin başında geçmişti. Enva'un haber diye. Bu da onun tesniyesi işte. Görüldüğü üzere el cümletü müfret nev'ani tesniye uyum yok. Niye yok? Çünkü haber sıfat manalı kelime değilse uyum aranmaz. İşte haber. El cümleti mübteda nev'ani haber. Haber sıfat manalı bir kelime değildir. Bu durumda mübtedanın ona uyması gerekmez. Uymamış zaten. Biri tesniye, biri müfret. Bu cümlede mübteda müennes ve müfrettir. Mübteda müennes ve müfrettir. Evet. Haber ise müzekker ve tesniyedir. Aynen. Haber sıfat manalı bir kelime olmadığı için belirtilen hususlar mübteda uyum yoktur. Tamam. Aşağıdaki ayetlerde geçen müfret haberleri belirtiniz. Şimdi sıra sizde, soruların cevabı zaten var. Cevap sayfasını kesip buraya koyduk. Üzerine birazcık konuşalım diye. Zül haber olmakta. Allahu Allah nedir? Yani haberi nasıl tespit ederiz? Mübtedaya nedir? Yani nedir diye sorarız. Cevabı da şudur. Yani dır, dur, tır, tur gibi isnat ile cevap alabiliyorsak haber o kelime olmaktadır. Hatta bir ne diyelim, kurallaşmış diyebileceğimiz, baya bir aşina olduğunuzu da düşündüğüm şey neydi? Küllü dırdırın haberdir. Her dırdır diye biten, dır, tur, tır gibi isnad ile biten her kelimeye haber diyoruz. Haberdir o. İşte Allahu Allah Teala nedir diye sordum, bakalım cevap alabileceğim mi? Zü fazlin. Üstündür, fazilet sahibidir. Peki bu durumda dir diye cevap verdik. Demek ki haber. Peki haber hangisi? Zü mü? Zü fazlin. İkisi birden. Yoksa zü fazlin alel mü'min. Hepsi birlikte mi? İlk kelime olmaktadır. Zü haberdir. Nüsret bir haber. Niye devamı değil? Devamına bakıyorum. Devamı nedir? Muzafı ileyh var. İşte ala harfi cerri var. Mecruru var. Yani mübteda haber yok ki ayrıca. Bunu birazdan daha iyi anlayacağız. Cümle haberi görmeye başladığımızda daha iyi anlayacaksınız. Şu anda sadece zü'nün haber olduğunu bilin. Zü muzaf aynı zamanda. Allahu Allah Teala nedir? Ehakku, en çok hak sahibidir. En takşahu, kendisinden korkulmaya dair. Ehakku haber olmaktadır. Ehakku en takşahu, birlikte haber değil yani. Zaten burada hepsi var. Bir ikisine değinmiş olduk. Şimdi tekrar kitaptan devam edelim. Sonuçta cevabı olduğundan her birini okumayayım dedim. Haber cümlede olabilir. Evet, şimdi cümleyi anlarsak müfret haberi daha iyi anlayacağız. Cümle olabilir. Cümleyi de ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz. A. isim cümlesi olabilir. B. fiil cümlesi olabilir. İsim cümlesinin ikinci öğesi olan haber cümle olabilir. Bilindiği üzere Arapçada iki çeşit cümle vardır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Esasen bu daha genel kabul de, genel kabul budur ama tek görüş bu değil. Farklı görüşler de var. Mesela Arapçada cümle 3'e ayrılır, 4'e ayrılır diye görüşler de var. Buna da kısaca değinelim. İsim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir. Bunları zaten işlemiştik daha önceden. O yüzden biliyorsunuzdur. Bir de ne olabilir? Şibih cümle var. Şibih cümle. Şibih, şibhun, yani şibih kelimesi benzer demek. Benzeyen. Şibih cümle, cümleye benzeyen. Cümle benzeri. Bu da cümle sayılmıştır. Kimi alimler, dil bilginleri tarafından. Şibih cümle neden oluşmaktadır? Harfi cer ve mecruru. Harfi cerleri biliyorsunuzdur. Yani harfi ceri bilmeden Arapça biliyorum ki denilemez. Yani harfi cerleri mutlaka ezberleyin. İşte örnek ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta diye devam ediyor. Harfi cer ve mecruru. Buna ne denilir? Bir yerde harfi cer var. Hemen yanında mecruru da varsa. Buna ne denilmekte? Şibih cümle denilmekte. A bu madde. B maddesi ne olabilir? Yani şibih cümle ikiye ayrılır. A maddesi bu, harfi cer ve mecruru. B maddesi zarftır. Zarf ve zarfın mecruru. Zarflar muzaf olmaktadır. Zarflar da şibih cümleye dahildir. Buna göre ne diyebiliyoruz? 1. isim cümlesi. 2. fiil cümlesi. 3. şibih cümle, ki şibih cümle neden oluşur? A harfi cer ve mecruru. B zarf. Şibih cümle dedik. 4. cümle çeşidi nedir? Şart cümlesi. Mesela bazı ilitamlarda işte aşağıdaki örnek cümle ne tür bir cümledir? Bakmışsınızdır, aşağıda yazar isim cümlesi, şibih cümlesi, şart cümlesi. Bunları yani ileride okuduğunuz ilitama göre değişir. Her ilitamda aynı derecede Arapça bilgisi yoktur.
Bazıları özet geçer böyle. Bazıları işin ayrıntısına kadar girer. Öyle bir yere denk gelirseniz orada şibih cümle dersini göreceksinizdir zaten. Şart cümlesi nedir? Şart vardır ve karşılığı vardır. Örneğin bu dersi anlarsan geçersin. İşte eve gelirsen şöyle olur. Bilgisayarın başına oturursan şu. Yani şart cevap, şart ve karşılık. Bu şekilde şeylere de şart cümlesi denilmekte ama şart cümleleri genelde fiil cümlesinden yani fiil ile oluşturulduğundan şart cümlelerini fiil cümlesine dair edelim. Şibih cümle de isim sayıldığından isim cümlesine dahil edelim diye görüşler vardır ve böylece cümle ikiye tekrar indirgenmiştir. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Bununla birlikte dediğim gibi cümleleri üçe ayıran, dörde ayıran dil bilginleri de vardır. Haberi isim cümlesi olan cümleye örnek. Şimdi ilk önce isim cümlesinden başlıyor. Ne dedik? Haber cümle olabilir. Cümle de ikiye ayrılır. İsim veya fiil cümlesi olabilir bu haber. Onda isim cümlesinden başlamışlar. Halidun, Halit nedir? Sevbuhu cedidun. Elbisesi yenidir. Şimdi burada Halit mübteda olur. Sevbuhu cedid kelimesi haber olur birlikte. Sevbuhu sadece haber değil. Cedid sadece haber değil. Sevbuhu cedid. İki kelime birlikte bir cümle olarak Halid'in haberi olmaktadırlar. Ve bu bir isim cümlesidir. Şu an çizdiğim yer. Yani bu haber bir isim cümlesidir. Çünkü mübteda haberden oluşuyor. Sevbuhu mübtedadır. Cedidun haberdir. Buraya konsantre olmanızda çok fayda var. Halidun birinci mübteda. Sevbuhu ikinci mübteda. Cedid Sevbuhu'nun haberi. Demek ki Halit mübteda, Sevb mübteda, Cedid haber. Neyin haberi? Sevbuhu kelimesinin haberi. Halid'in değil. Cedid Sevbuhu kelimesinin haberidir. Peki Halid'in haberi nerede? Halid'in haberi bu mübteda ve haberden oluşmak. Bu cümle olarak haber olmak. Yani Halit nedir? Elbisesi yeni olandır. Elbisesi yenidir şeklinde. Halid'in elbisesi yenidir. Demek ki Halid'in haberi ne? Sevbuhu cedid, mübteda ve haberinden yani isim cümlesinden oluşmaktadır. Buna göre diyebiliriz ki isim cümlesi olarak haber varsa bilin ki mübteda ve haberden oluşuyordur. Burada da onlar anlatılmıştır. Bayağı bir anlatım var. Evet, buradaki hu ya da rabıt yani bağlayıcı bir bağlaç denilmektedir. Adı verilmektedir. Haberi fiil cümlesi olana da örnek verelim demişler. Ehuke senin kardeşin nedir? Yektubul vacibe ödevini yazandır. Ödevini yazıyor şeklinde. Ehuke senin kardeşin. Aslında burada ehu mübteda olmaktadır. Yani burada da denilmiş zaten. Ehu mübtedadır. Ke mübtedaya dahil değil. Ke sadece muzafın ilehtir burada. Ehu hem mübteda hem muzaf. Ke onun muzafın değil. Ehu mübteda. Peki haber nerede? Geleceğiz oraya. Yektubu bir adet fiil. Ketebe yektubu. Her fiile ne lazım? Fail lazım. Yani fiil tamsa fail lazım. Nakıssa zaten o fail almıyordu. Yektubu tam fiildir. Faili bakıyorum ilerideki kelime vacibe olabilir mi? Olamaz. Çünkü fethalı bitmiş. Failler merfudur. Öyleyse yektubu'ya ne yapabiliriz? Müstetir zamir olan hüve'yi fail yaparız. Niye hüve de hiye değil? Yektubu müzekker çünkü hiye ise müennesti. Niye huma değil? Çünkü bu müfret tesniye değil. Huma tesniye zamiri. Zamirlerle ilgili bilginizin iyi derecede olması her zaman için işinizi kolaylaştırır. Buna göre yektubu nedir? Fiil, huve, fail, el vacib onun mef'ulü olmaktadır. Peki burada ne varmış demek ki? Bir fiil cümlesi var. Yektubu fiil, huve fail, el vacip meful. Fiil, fail, meful nedir? Bir cümledir. Ne cümlesi? Fiil cümlesi. Peki, ehuke'nin haberi nerede? Haberi işte cümledir. Yektubu huve el vacip. Üçü birden bir cümle olarak, bir fiil cümlesi olarak ehuke'nin yani ehu'nun haberi olmakta. Nasıl bir haber? Fiil cümlesi olarak haber. Yani cümle ve cümlenin fiil kısmı. Peki niye sadece yektubu haber değil? Yektubu yani bir fiil tek başına yani cümle olmaksızın haber olamaz. Bir yerde fiil gördüyseniz o eğer haber olacaksa ancak fail ve meful ile birlikte olur. Belki mefulü yok sadece faili var yani fiil lazım da olabilirdi.
Bu durumda meful zaten olmaz. Ne olur? Fiil fail cümle olarak derdik. Diyebiliriz ki fiil mutaaddi ise faili ve mef'ulü ile birlikte cümle olarak haber olur. Eğer fiil lazım ise bu durumda faili ile birlikte cümle olarak haber olur. Meful aramayın yani. Anlattığım şey burada var. Hüve gizli zamiri rabıttır. Ehuke'ye dönüyor. Yektubu yazıyor kim? Hüve o. Hangi o? Ehuke senin kardeşin. Şeklinde zamir oraya gitmekte. Aşağıdaki ayetlerde haber olan cümleleri belirtiniz. Şimdi burada zaten elinizde var. Bir ikisi üzerinde duralım. Tilke rusulü fevvanna diye başlıyor. Şimdi fevvanna nedir? Cümle haberdir. Nasıl bir cümle? Fiil cümlesi. Çünkü fevvale. Fevvale tıpkı harrece yani fe'ale yefa'il tef'il tef'il babındandır. Fezzaltu fezzanna. Mazi bir fiil. Nefsim tekellimin hali. Gayr. Fevvale na burada fail olmakta. Ba'zahım da onun yani bazı kelimesi de onun mef'ulü olmaktadır. Burası bir fiil cümlesi olarak. Mübtedanın haberi olur. Aşağıya baktığımızda nahnu mübteda hemen ardından gelen nerzugu bir fiildir. Nerzugu fiildir. Meful nerede? Küm. Nahnu biz nerzugu rızık veriyoruz. Küm size. Fail nerede? Faili hüve mi burada? Değil. Peki ne acaba? Çekimle alakalı, zamir bilginizle alakalı. Nerzugu, erzugu, nerzugu. Fiil muzaridir. Nefs-i mütekellim, mal gayrdır. Yani yine nahnudur faili. Gizli. Müstesir nahnu onun faili olmakta, küm mef'ulü olmakta. Buna göre fiil, fail, mef'ul cümle olarak, fiil cümlesi olarak nahnu mübtedasının haberi olmaktadır. Bu şekilde diğerleri de devam ediyor. Ne yaptılar? Kısaca fiil ve isim cümlesinde örnekler vermiş oldular. Şimdi şibih cümleye geçmeden önce ne diyebiliriz? Kısaca bir tekrar edelim, bir özet olsun. Haber ne olabiliyordu? Bir müfet olabiliyordu. İki cümle olabiliyordu. Cümleyi isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak ikiye ayırmıştık. Eğer haber isim cümlesi ise demek ki müpteda ve haberden bir haber oluşmakta. Müptedanın haberi neyden oluşuyor? Sadece haberden değil, müpteda ve haberden bir cümle olarak oluşmaktaydı. Eğer müptedanın haberi fiil cümlesi ise bu durumda fiil fail aranmaktadır. Mef'ul varsa mef'ul de ona dahil edilir. Ama en azından fiil fail ile oluşmak zorunda olduğunu bilelim. Bu fail gizli olabilir yani cümlenin akışına göre değişir. Gizli zamir de olabilir. Dolayısıyla gizli faildir. Bazen açıktan fail de olabilir. Duruma göre değişir o. Şimdi konumuz şibih cümle. Şibih cümleyi ikiye ayırıyoruz. A. Zarftan oluşan şibih cümle. B. Harfi cer ve mecruru ile oluşan şibih cümle. Zarf nedir? Kısaca zarf üzerinde duralım. Zarf, Arapçada ikiye ayrılmaktadır. Zarfı zaman, zarfı mekan. Yani şöyle diyebiliriz. Bir, zaman zarfı. İki, mekan zarfı. Zaman zarfı şu demek. Zaman manasına gelen her kelime zaman zarfıdır. Yani zarftır. Mekan zarfı da mekan manasına gelen her kelime mekan zarfıdır. Yani zarfın bir kısmıdır sonuçta. Yani zarfı ikiye ayırıyoruz. Ya mekan manası taşımalı ya da zaman manası taşımalıdır. Bununla ilgili ufak bir şey hazırlamıştım. Zarflara örnekler, işte zaman zarfları, mekan zarfları olarak ikiye ayırıyoruz. Mesela zaman zarfı, el yevm, bugün, günümüzde, gaden, yarın, el an, şimdi manasına geliyor. Diğerleri devam ediyor, zaten görüyorsunuz. Bunlar nedir? Bir zaman ifade ediyor. Sabahleyin demek bir vakittir. Öğlen vakti, dün, ikindi vakti, gece bunlar hep bir vakti ifade etmektedir. Devamı var aşağıda işte sa'atun mesela bir saat, iki saat bu da bir zaman ifade ediyor. Sene, yıl bunlar da yine ifade ederler. Usbu'un hafta, şehrun ay, şehru ramazanellezî mesela Ramazan ayı Kur'an'da geçen bir zaman zarfıdır. Bunlar zaman bildirdiği için zaman zarfı olarak adlandırılır. Bir de mekan zarfları var. Bunlar da bir yer belirtmekte. Emam. Önünde demek. Mesela emamul beyti. Evin önünde. Gibi. İşte halfun arkasında. İşte okulun arkasında. Kitabın arkasında. Arka. Yeminun sağ. Yesarun sol. Bunlar da hep nedir? Bir mekan, bir yer ifade etmektedirler. Vera öte. Kilometre var. Kilometre de bir mekan ifade eder. Bunları bir Arap sitesinden. Arap Translators diye bir site. Oradan kısaca bir alıntı yapmış olduk. Siz artık biliyorsunuz zarfı ikiye ayırırız. Zaman zarfı, mekan zarfı.
Bir kelimede zaman manası varsa ona zaman zarfı deriz. Mekan manası varsa mekan zarfı deriz. Ama bunların bir isim olduğunu unutmayın. Yani fiillerde de zaman manası var. Mesela KTB yazdı. Ne zaman? Geçmişte. Değil, geçmiş zaman. Öyleyse KTB de zarf mıdır? Değildir. Çünkü konumuz isimlerle alakalı. Fiillerin zaman manası ifade etmesi bu bağlamda bir şey ifade etmiyor. Ne dedik? Şibih cümle ikiye ayrılır. Bir, zarftan oluşan şibih cümle. Zarf nedir? Onu açıkladık. Zaman ve mekan manası ifade eden kelimeler. Şibih cümle. Şibih benzer demek. Cümle benzeri, cümleye benzeyen. İki, harfi cer ile mecrur. Harfi cer işte ba, min, ila, en, ala, lam, fi, kef, hatta, rubbe, vavul, kasem, taul, kasem diye devam ediyor. Harfi cerler yani kolay bir konu. Bilmeyen de mesela ne yapabilir? Google'a işte harfi cerler yazsa bulabilir yani. Çeşitli sitelerde vardır. Harfi cer ve mecruru. Mecrur cer ettiği kelime. Yani harfi cerden sonra gelen harfi cer ile bitişik diyebileceğimiz. Harfi cerin sol tarafındaki kelimeye mecrur demekteyiz. Mecrurun nasıl bir kelime? İsim mef'ul bir kelime. Şibih cümle cümleye benzeyen demiştik. İsim cümlesindeki haber şibih cümle olabilir. Şibih cümle nedir artık biliyorsunuz. Şibih cümle ya zarftan ya da harfi cer ile mecrurundan meydana gelir. Haberi zarftan oluşan şibih cümle olan isim cümlesine örnek. İsim cümlesinin altından saymış görüyorsunuz. Onu bir kategorisi olarak saymış. Çünkü alimlerin bir kısmı böyle saymakta. Genel kabul de budur zaten. El-ezharu. Ezhar çiçekler. Cemi mükessel bir kelime. Çiçekler nerededir? Fevgal min zadeti. Masanın üzerindedir. Üzerinde. Fevk kelimesi üzerinde manasında bir zarftır. Şibih cümledir. Dolayısıyla haberdir. Nasıl bir haber? Şibih cümle olarak haber. Şibih cümlenin hangi kısmı? Zarf kısmı. Harfi cer ile mecrur kısmı da olabilirdi. Haberi harfi cer ile mecrurdan oluşan şibih cümleye bir örnek verelim demişler. Helakül mer'i. Kişinin helaki fil ucbi. Kendini beğenmededir yani. Kendini beğenme işindedir. Burada helak müptedâ olmakta. Helakül mer'i birlikte müptedâ değil. Sadece helak kelimesi müptedâ. Aynı zamanda muzaf. Müptedalar muzaf olabilir de olmayabilir de burada olmuş. Fi'l ucbeti bir cümle. Nasıl bir cümle? Şibih cümle. Çünkü fi harfi cerdir. Hemen ardından gelen kelimeydi. Onun mecruru demekteydik. Mecrur yani cer edilmiş kelime demektir. Cer kılınmış kelime. Cümle olarak ne dedik? Şibih cümle olarak haberdir. Şibih cümledeki zarf ve harfi cerler mahzuf. Hasfedilmiş, atılmış, silinmiş, yazıda gözükmeyen bir mutallaka bağlıdırlar. Mutallikun, mutallekun. Önemli bir konudur. Hatice konusunun önemli bir konusudur. Yani Türkçe sitelere girseniz bununla ilgili geniş bir malumat bulamazsınız. Yazı bağlamında bulamazsınız. Belki videolarda geçiyordur. Videoların hepsine bakmadım. Yazılara bir göz attık. Daha haberle ilgili ne var diye. Ondan sonra kendi PDF'mizi hazırladık. Şimdi ne diyor? Mutaallik bağlanan demek. Mutaallak bağlanılan, kendisine bağlanan demektir. Yani aslında haber olan şibih cümleler değildir. Yani asıl haber fiil ucmeti değil. Ama öyle sayıyoruz. Mahzuf olan bu mutaallaktır. Mutaallak aslında haber olmaktadır. Örnek olarak verdiğimiz cümlelerdeki mutaallaka bir göz atalım. Mesela helakül mer'i geçmişte ya şurada helakül mer'i fil ucbeti. Bunun aslı nedir? Helakül mer'i kainun fil ucbi. Kain nedir? Mutaallektir. Ama hasfedilmiştir. Yazıda yok. Nerede hasfedilir, nerede hasfedilmez bu ayrı bir konudur esasen. Ama kitap o kadar ayrıntıya zaten girmek istemiyor. Zaten girmemişti. Sadece aslının bu olduğunu bilin yani. Şibih cümlelerde zarf ve harficerler esasen yani şurada fevk kelimesi, burada da fiil ucmeti. Esasen haber bunlar değil. Hasfedilmiş kelimeler. Ama bunları varsayıyoruz şu an. Asıl haber ne? İşte kainun kelimesidir. Burada da kainetun kelimesidir.
Kainun, kainetun, işte istekarra, müstakirrun gibi kelimeler takdir edilmektedir. Takdirindedir, yani açılımındadır. Bu çok önemli bir konudur esasen de. Şu an bir, ne diyelim, yüzeysel geçiyor ünite. Biz de yüzeysel geçiyoruz. Çok önemli bir konu. Mesela ayetlerde de bu çok geçer. Mesela tefsir işine girişmiş olsanız, Arapça bir tefsir okuyor olsanız, bu tür şeylere şu takdirindedir, bu takdirindedir çok görürsünüz. Veya hadis şerhine girseniz çok görürsünüz. Bu tür mutaallekler dolu yani. Olmasa zaten ortalık karışırdı. Devam edelim. Okuma parçasında geçen lehu şariban, bıyıklı, savgahu gamiz, üstünde bir gömlek olan ve bu cümlelerde şibhi cümle olan habere örnektir. Bunlardan nedir? Şibhi cümledir. Lehu onun için vardır. Ne vardır? Şaribani. Şimdi burada lehu nedir? Haber olmaktadır. Haber burada sağ tarafa geçmiş. Bakın. Yani haber bazen sağ tarafta olabilir. Mesela helakül meride helak müptedaydı. Görüldüğü üzere cümle başında, yani ilk kelime. Oysa burada lehu olan ilk kelime müpteda değil, bu haberdir. Nasıl şibhi bir cümle bu? Lehu'daki lam harfi cer. Bu onun mecruru, yani zamirdir. Böylece şibhi bir cümle oluşmuştur. Sevgahu da az önce geçmişti, zarf. Hu onun muzafın ileyhi konumunda. Çünkü fevk hem zarftır hem muzaftır. Onun üstünde vardır. Yani fevkahu bir haber. Kamis ise onun müptedası olmaktır. Zaten burada anlatılmış. Müptedadan müpteda sonra gelmiştir. Haber öne geçmiştir. Onun bir kuralı var demişler ve kuralı kısaca yazmışlar. Müpteda nekre haber de harfi cerle mecrurundan oluşursa veya zarftan meydana gelen şibh cümle olursa haberin öne geçmesi, müptedanın da sonra gelmesi gerekir. Yani mecburi bir işlemdir bu. Bununla ilgili bir sürü kural var da özet geçmişler. Yani şu an belki merak etmişsinizdir diye kısaca değinmişler. Haber cümle ve şibh cümle olduğunda mahallen merfu olur. Evet, haber cümle ise mahallen merfu olur. Çünkü cümleler mahallen irafalı. Bu esasen önemli bir konudur. Yani yazarlar mesela diyebilirler. Aşağıda anlatılanlardan hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. Verilen iraba dair. Bir cümle yazarlar. İşte A, B, C, D diye şıklar olur. Her birinde kelimeler, cümleler olur. Sonra yanlarında yazar mesela mahallen merfudur. Ne bileyim direkt merfudur, mecrurdur, lafzen şöyledir, böyledir. Bir sürü şeyler yazabilirler. Hangisi doğrudur? Aşağıdaki anlatılandan hangisi doğru? Yani bir cümle verir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru veya hangisi yanlış der. Şunu iyi bilmeniz gerekiyor. Haber cümle ise veya şibh cümle ise irabı mahallen olmak zorunda. Mahallen merfu olur. Mahallen merfu. Cümle derken isim cümlesi olsun, fiil cümlesi olsun fark etmez. Mahallen merfu diyeceğiz. Eğer haber şibh cümle ise yine mahallen merfu diyeceğiz. Şu kitaba bakın diyor. Gerek yok yani, açıkça söyleyelim. Burada da şibh cümle örnekleri var. Allahu Allah Teala nedir? Ma'as sabirine, sabredenler ile beraberdir. Burada ma'a ne oldu? Zarf. Beraberlik bir zarf ifade etmektedir. Dolayısıyla şibh cümledir. Şibh cümle olduğuna göre irabı ne olur? Mahallen olur. Ona da dikkat edelim. Ma yine zarf. Yine şibh cümle olduğu için mahallen merfu olur. Fevk, esfel. Bunlar mahallen merfu şibh cümledir. Devam ediyoruz. Alıştırmalar denilmiş. Aşağıdaki parçada haberleri bulun. El hatifu hatif nedir? Hadimun hadimdir. Hadim ne oldu? Haber oldu. Ne tür bir haber? Müfret bir haber. Emin onun sıfatı olmakta. Bir şey değil yani, konumuzla ilgisi yok. Şimdi hadim kelimesinin müfret haber olduğunu nereden anladım? Cümle değil ki. Cümle olmadığını nereden anladım? Bir, fiil mi bu? Değil. Fiil olmadığını nereden anladım? Çünkü tenvin ile bitti. Son harfi olan mümde tenvin var. Öyleyse isim. Madem ki isim, İsim cümlesi neden oluşur? Müpteda ve haberden oluşur. Şu an çizdiğimiz bu kelime, müpteda ve haber, ikisi aynı anda olabilir mi? Olamaz ki. Bir kelime ya müptedadır ya haberdir. İkisi birden aynı anda olamaz. Dolayısıyla isim cümlesi için iki kelime ihtiyaç var en az.
Demek ki bu isim cümlesi değil, fiil cümlesi olabilir mi? Fiil değil zaten ki fiil cümlesi olsun dedik. Şibih cümle olabilir mi? Şibih cümle de olamaz. Zarf değil çünkü. Zarf olmadığından şibih cümle de olamaz. Öyleyse müfettadar olmak zorundadır. Ve huve o nedir? Et-tabibu tabiptir. Ve mübteda tabip haber olmakta. Tabip doktor yani. Zarf mı? Zaman manası ifade ediyor mu doktor demek? Yok. Mekan manası ifade ediyor mu? Hayır. Hastane deseydi bir mekan ifade ederdi ama doktorun kendisi mekan değildir. Öyleyse şibih cümle olamaz. Ama harfi cer ve mecrur olabilir mi? Bu değil. Öyleyse demek ki şibih cümle değil. Peki belki fiil cümlesidir. Fiil mi bu? Elif lamlı bir kelime fiil değildir. Öyleyse bu fiil cümlesi de değil. Geriye kaldı isim cümlesi. Bu isim cümlesi olabilir mi? Bir kelime hem müpteda hem haber olamaz. Dolayısıyla isim cümlesi de değil. Geriye tek kalan şey müfret haber olması. Öyleyse müfret haberdir deriz. Devam ettiğimizde yine hüve mübteda eddeva yine müfret haber olarak gelmiştir. Şöyle kısaca bakıyoruz. Hüve yine mübteda Albert onun haberi olmakta. Hüve mübteda Enis onun haberi olmakta. Hüve mübteda İsaf haber olmakta. Bayağı bir hüve konulmuş. Hüve hadim, hüve mübteda hadim haberi olmakta. Bu şekilde devam ediyor. Altı çizili olan mübtedanın haberini belirtip türünü söyleyin. Haberi nereden? En-nezafetu temizlik nedir? Ekvadır. Ekva silah, en güçlü silahtır. Ekveyu yani aslında bu ekveyu olur. Ekva kelimesi ne oldu burada? Haber oldu. Ne tür bir haber? Müsvet bir haber. Fiil değil ki fiil cümlesi olsun. Bir kelime aynı anda müptela ve haber olamayacağı için isim cümlesi de değil. Şibih cümle olamaz. Zarf değil. En kavi, en güçlü demek zaman ve mekan manası ifade etmiyor. Kısacası müsvet haberdir. Aynı zamanda muzaftı görüldüğü üzere silah kelimesini cer etmiştir. Vikaye nedir? Hayrun daha hayırlıdır. Haber yani. Hayır haber olmakta. Müfret haberdir. Nezafet yani temizlik nedir? Tekunu fil cismi. Tekunu hiye. Hiye nereye gidiyor? Rabıt nezafeye gitmekte. Öyleyse tekunu fiil hiye ile birlikte fiil cümlesi olarak. Fiil cümlesi olarak haber olur. Nezafetün hunake burada veya orada vardır nezafetün. Hunake burada haber olur. Nezafetün de onun müptedası olmakta. Mekan belirtiyor mu? Burada vardır bir mekan ifade ediyor mu? Mekan ifade ediyor. Öyleyse zarftır. Yani şibih cümledir. Hiye o nedir? Nezafetül lisan. Nezafe. Haber yine burada müsret haberdir. Kezalik aynı şekildedir. Nezafetül emal. Kezalik onun haberi olmaktadır. Müfret bir haber olmakta. Eşşahsu ve şahsun nazifu nazif yani temiz şahıs. Bakın burada ne oldu? Mübteda ile haber arasına bir kelime girdi. Nazif kelimesi girdi. Yekûnü fiil cümlesi olarak. Yekûnü menzuruhu. Birlikte fiil cümlesi olarak şahs kelimesinin haberidir. Nazıf kelimesi haber değil. Yani müpteda ile haber arasında bir kelime girebilir. Onu da hatırlatmış olduk böylece. Diğerleri de zaten bir tane kalmış. Onu da söyleyelim. Eşşahsu müpteda gazir onun sıfatı. Yekûnu menzuruhu yine haber olmakta fiil cümlesi. Aşağıdaki cümlelerde haberin türünü belirtin. El müderrisü müderris nedir? İndel müdiri. Müdürün yanındadır. Müdürün katındadır. Yani şibih cümle. Çünkü inde zarf. Mekan belirtiyor. Yanında olmak bir mekandır. Birliktelik ifade ediyor. Buna göre şibih cümledir. Zarf türü ile, harfi cer türü ile değil. Emniyetü niyet nedir? Yani mahalluha, onun mahalli nedir? El kalbu, kalptir. Kalp burada haber olmaktadır. Müfret bir haber. Allah Teala nedir? Gafurun, gafurdur. Gafur çok bağışlayıcı, mübalağa kalıbıdır. Onu da ifade edelim. Müsret haber. Eddinu din nedir? Yusrun kolaylıktır. Yusur'da müsret haber oluyor. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Bayağı varmış gerçi. Aşağıdakilerden her ismi haber yapın.
Bunu geçelim. Haber yapılabilir, kolay. İki örnekte olduğu gibi gerekli değişiklikleri yaparak müsret haberi cümle habere dönüştürün. Bakalım. El misalen. Talip nedir? Müştehidün, çalışkandır. Yani çalışıyor fi durusihi, kendi derslerine. Talip nedir? Müştehidün kelimesi haber olmakta burada. Yani talip mübteda, müştehit haberdir. Devamına bakıyoruz. Talibu öğrenci. Yani talip nedir? Yeştehidü çalışıyor. Hüve var burada. Hüve o talip çalışıyor. Fi durusihi kendi derslerine. Şimdi talip mübteda, müştehit haber. Müştehit nasıl haber? Müfret haber. Ne yapmışlar? Talip yine mübteda. Yeştehidü çalışıyor. Kim? Hüve o kişi, o talip çalışıyor. Bir fiil cümlesi olarak haberdir. Yani cümledir. Cümlenin de fiil cümlesi kısmındandır. Ne yapmışlar? Yapılan değişiklik ne? Değişikliği anlarsak belki rahat yaparız. Müçtehit içtihede, yani iftial babından ismi faildir. Onu ne yapmışlar? Muzariye çevirmişler. Gerisi olduğu gibi aktarılmış. Fi durusihi, fi durusihi. Demek ki ismi fiil yap yani. İstenilen şey budur. El-edibba'u müteveccihune ile müsteşfa. Öyleyse müteveccihune kelimesini ne yapmamız lazım? Fiil. Örneğin fiili muzari yapmamız yeterli olur. Müteveccihune'nin o zaman hangi baptan olduğunu tespit edelim. Teveccehe, yeteveccehu, teveccühün, müteveccihun. Demek ki tefaül babından ismi fail, cemii müzekker, salim. Öyleyse teveccehe, yeteveccehu. İşte yeteveccehu olabilir ama el-etibba'u nedir? El-etibba'u kelimesi yeteveccehu yan yana düşünülebilir. Çünkü el-etibba doktorlar nedir? Akıllı varlıktır. Yani buraya müzariye çevirerek bırakabiliriz. El-cunud. Cündün, cunudun, a'idûne. Diğerlerini de her birini yapmayalım. Vakit de bayağı bir geçiyor. Mesela el-mu'minu mütevekkilun Allah. Mü'min Allah'a tevekkül edendir. El mümini mübteda, mütevekkil onun haberidir. Mütevekkil yine tevekkele, yetevekkelu. Yetevekkelu yaparız burayı. El mümini mübteda, yetevekkelu bir fiil. Hüve onun faili, fiil fail bir fiil cümlesi olarak haber olur. Misalde olduğu gibi gerekli değişiklikler yaparak cümle haberi müfret habere çevirin. Demek ki muzari kullanmışlar, belki mazi kullanmışlar. Bunları İsmi fail yap, isim meful yap, iş bitmiş olur. İki örnekte olduğu gibi demiş. Parantez eşleştirmesi var. Bu bayağı uzun sürebilir. Çünkü her birini tespit etmek gerekir. Ondan sonra karar vermek gerekir. Gerçi ne yapmışlar? Eyni Muhammed. Muhammed nerede? Fiddari kullan demiş Muhammed ile birlikte. Muhammed fiddari evdedir. Eyni ya'melül mühendis. Mühendis nerede amel yapıyor, yani çalışıyor. Şerik kelimesini kullanmamızı istemişler. El mühendisi ya'melu fi şerik. Yine A grubu, B grubu karşılaştırmaları var. 9. İsim cümlelerini tespit edip haberlerini ve türlerini söyleyin. İsim cümlelerini bulun yani. Ennevmu nedir? Yani uyku nedir? Zaruratun zaruridir, mecburidir. Zaruratun ne olur? Haber olur. Nevm mübteda olmakta. Felkıdadu mübteda olmakta. Teltefu, teltefu, iltefe, yeltefu, teltefu. Bu da ne olur? Fiil değil mi? Fiili muzaridir. Fail ile birlikte bir cümle olarak, fiil cümlesi olarak kıtat kelimesinin haberi olur. Tuyur kelimesi mübteda. Tenamu, name, yenamu, tenamu, muzari fiil. Hiye zamiriyle birlikte fiil cümlesi olarak tuyur müptidasının haberi olur. Niye müennes geldi? Çünkü tuyur, dayrun, dayrani, duyur, cemi mükesser ama gayrı akıl yani insan değil, cin değil, kuşta akıl yok diye hükmedilmekte. Bu yüzden müfret müennes olarak haber getirilir. Tenamu, müfret müennes bir muzaridir. Hiye onun zamiridir. Fiil fail olarak, bir fiil cümlesi olarak tuyurun haberi olmaktadır. Ennevmu uyku lil insan, insan için nedir? Zaruratun. Demek ki nevm kelimesi mübteda, zaruret kelimesi haber, müfret haber.
Fakat muhakkak ne fa nefet Allah Teala nesihi sıfaten nem fehüve o nedir? Yani o Allah Teala nedir? La yahtacı ihtiyaç duymaz. Yahtacı kelimesi nedir? Fiil muzadır. İhtace yahtacı hüve. Hüve zamiri var burada. Bir fiil cümlesi olarak hüvenin haberi olmaktadır. Burada ne yazmışlar? Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum la te'huduhu sinetun ve la nevm diye. Biz de burada bitirelim, devam edelim. Yani burayı atlayalım artık. Aşağıdaki cümlelerin türlerini ve temel öğelerini belirtin. Temel öğe isim cümlesi ise mübteda haber, fiil cümlesi ise fiil fail varsa mef'ul. Ama aynı şeyler yine burada görmekteyiz. Pek de bir şey değişmedi. Ennevm mübteda yu'ti onun haberi olmakta. E'da yu'di aslında neydi? E'daye yu'diyu yani ef'ale yuf'ilu. İfal babından muzaridir, fiildir. Bir de onun failidir. Fiil, fail, mef'ul olarak nevm mübtedasının haberi olur. Yu'ti cümle olarak. İrabı nedir yu'ti'nin? Mahallen merfudur. Cümle olarak yani failiyle birlikte. Elhamdü bütün hamdler kim içindir? Lillahi Allah içindir. Lillahi li Allah yani harfi cer ve mecrur var burada. Yani şibih cümledir. Şibih cümle olduğuna göre mahallen merfudur. Lillahi şibih cümle olarak mahallen merfu haberdir hamd kelimesinin. İsim cümlesi değil yani şibih cümle olarak. Ne demiştik? Şibih cümlede her ne kadar car ve mecruru yani harfi cer ve mecruru haber olarak adlandırsak da aslında gizli bir mutallak vardır. Haber odur demiştik. İşte kainun mesela. Hamd kainun lillahi Allah için olucudur. Allah'a aittir veya mevcudun. Mevcut kelimesini kullanabiliriz. Mevcut kelimesini haber sayabiliriz burada. Ama tabii geçtiği üzere yani car mecruru şibih cümleyi direkt haber diye de adlandırabiliyoruz. Ennevmu uyku nedir? Nagizun. Bozucudur lil vuzu abdesti. Aslında uykunun direkt kendisi bozucu değil tabi. Fıkıh kitabını okursanız ilmihal değil. Fıkıh kitabı okursanız ayrıntıyı görürsünüz. Ama konumuz fıkıh dersi değil. Devam edelim. Enne mübteda nakız onun haberi olmakta müfret haberdir. Geçelim. Aşağıda haberi isim cümlesi olan cümleleri örnekte olduğu şekilde yeniden kurunuz. Haberi isim cümlesi olan. Hararetül cevvi şedidetün. El cevvu hararatuhu şedidetün. Ne yapıyorlar? Ufak tefek değişiklikler var ama bununla zaman kaybetmeyelim. Yani yapmazsanız da olur. Çünkü şık yok. Şıksız soru çıkmayacağını Arapça 3 işlediğinize göre biliyorsunuzdur. Böylece üniteyi işledik. Şimdi mübteda habere dair hazırlamış olduğumuz 8 sayfa PDF göz atıyoruz. El cümletül ismiyyetü isim cümlesi mübteda ve haberden oluşuyor. Peki mübteda nedir? Haber nedir? Haber de görüldüğü üzere üçe ayrılmıştır. Tabii başındaki şey de var. Bakıyoruz şimdi neymiş? Göreceğiz. 3 mü 5 mi? Yekunu ismen sarihan. Haber bazen sarih bir isim olur. Açıkça görürsün. El bahru haicun. El bahru mübteda haic onun haberi. Bazen müevver isim olur. Yani tek açıkça bir isim değil. El vazihu enneke nacih. Burada ne olur? Enneke nacihin bir takdiri olur. Mastar manasında. Çünkü enne ne yapar? Mastara tevil eder. Mastar müevvel olarak haberdir. Veya cümle-i fiiliye olabilir. El mataru yağmur yani mübtedadır. Yeskil arz, yeski hüve faili ve el arz mef'ulü birlikte. Yeski hüve el arz fiil cümlesi olarak mahallen merfu idi hatırlayalım. Bir fiil cümlesi olarak mübtedanın haberidir. Veya isim cümlesi olabilir. El cebelü mübteda. Ne yazıyor? Kımmetuhu mübtedadır aynı zamanda. İkinci mübteda. Aliyetun ise haber. Neyin haberi? Kımmetuhu'nun haberi. Aynı zamanda kımmetuhu aliyetun mübteda haber. Bir isim cümlesi olarak el cebelin haberidir. Demek ki burada kaç tane mübteda var? İki mübteda var, iki haber var. İsim cümlesinden haber oluşuyorsa orada iki mübteda ve iki haber olur. Şibih cümle ez-zayfu fil menzili. Ez-zayfu mübteda fil menzil haber olmakta. Şibih cümledir, mahallen merfudur.
Esasen burada gerçekte haber neydi? Kainun, kainetun, mevcudun, istakarra, müstakirrun gibi mahsus bir fiil veya isim yerine göre değişir. Esasen haber buydu. Ama yani geçici olarak diyelim, car mecruru haber saymaktayız. Mübtedaya kısaca değinelim. İsmun sarihun, açık bir isimdir. Ev veya müevvelün, müevvel de olabilir. Yani tevil edilebilir. Munarabun ev mebniyün. Mübteda olan kelime muğrep de olabilir, mebni de olabilir. Muarrafun, elif lamlı da olabilir. Merfuun ve merfudur. Lafzan ev mahallen. Aslında burada eksik yazmışlar. Ev takdiren. Takdiren de olabilir. Neskuruhu adete fil ibtidai cümleti li nuhbirahu anhu. El bahru mübteda burada. Hazihi yine mübteda. En techedu hayrul leküm. Sizin çalışmanız. En techedu burada mübteda olmakta. Tevil edilerek elbette. Hayrun da haber olmaktadır. Kısaca böyle bir değindik. Şimdi müptedâ ve haber, her ikisi de evvela irab yönünden nedir? Merfudur. Merfu ne demek arkadaş diye merak eden olabilir. Bu bir irab konusu. İrabla ilgili video çekmiştik esasen. Yani kaçıncı ünite nerededir ezbere bilmiyorum ama çektiğimizi iyi biliyorum. Merfuluk her zaman ötre olması manasına gelmez. Kelimenin türüne göre merfuluk da değişkendir. Bu merfuluk ama lafzan olabilir. Lafzan ne demek? Okurken onu telaffuz ediyorsun demek. Yazıda o merfulu görüyorsun demek. Mahallen de olabilir. Yani bunu merfu olarak okumasan da olabilir. Cümledir genelde. Ama cümle olmayabilir de. Yani konum itibariyle merfuluktur. Bunu gözünle direkt göremiyorsun. Veya takdiren olabilir. Takdiren oluşu da yine gözle görünemez. Şimdi bunun her birinin örneğini verelim. Ayeti buraya yazdık. Hemen yanına müptedayı verdik. Ayet numarasını da verdik ve durumu da yazdık. Mahallen merfu bir müpteda. Nedir o? Malehu onun için vardır ne min dafi'in. Buradaki dafi'in kelimesi mahallen merfudur. Lafzen değil. Çünkü dafi'in olur. Eğer dafi'i cümlenin akışına göre değişir. Ama bu ayet elbette. Başında min harfi cerri olduğu için dafi'u değil mi? Ayın da ötre yok. Nasıl merfu diyemeyiz. Ne deriz? Mahallen merfu o zaman. Çünkü mübtedadır bu. Kesinlikle merfu olmak zorunda. Takdiren merfu olabilir. Bihi ezen. Ezen kelimesi de nedir? Mübtedadır burada ama takdiren merfudur. Yanındaki elif onun irabının açığa çıkmasına mani olmuştur. Yani ötre almasına mani olmuştur. Veya lafzen merfu olabilir. El-e'râbu. Açıkça ötreyi gördük. Lafzen merfu olması irabı açıkça görmek demek. İlla da illa ötre olması demek değil. Yani bu kelime tesniye olsaydı elif ile merfu olurdu. Bu şekilde değişebiliyor. Şimdi mübteda habere çeşitli ayetler ile örnekler verelim. Mesela müfret haberimiz olsun. Haberimiz müfret. Mübteda ise Allah lafzından olsun. Allahu alem. Çok duyarsınız. Allahu Allah nedir? Alemu en iyi bilendir. Daha iyi bileni olmayan bir varlıktır. Burada hemen görüyorsunuz haberleri yeşil renkte aşağıya doğru sıraladık. Mübtedaları da kırmızı olarak aşağı doğru sıraladık. En son tarafta da en sonda ayet numaraları var. Yani Kur'an-ı Kerim açıp bakmak isteyenler bakabilsin diye. Allah mübteda alem haberdir. Buradaki alem ismi tafdil olmakta. Daha iyi bile, daha iyi bilendir, daha iyi bilir. Allah mübteda alem ise haber olur diye gördük burada. Devam ediyoruz. Yine Allah mübtedadır. Basir onun haberidir. Zaten burada açıkça yer almış her biri. Allah mübteda şehit haber. Allah mübteda alim haber. Allah mübteda alim haber diye devam ediyor. Vallahu ma te'melune alim basir çok geçer. Vallahu gafurun rahim çok geçer yine. Allah mübteda gafur haber. Mübtedaya hemze lam bitişmiş ve haber gene müfret. El-e'rabu mübtedada elif lam var görüyorsunuz. El-e'rabu eşeddü. Eşeddü haberdir. Tevbe suresi. Bu şekilde devam ediyor. Bunun dışında mübteda muzaf haber müfret olabilir. Ve le darul ahiratu hayır.
Dar kelimesi müpteda ve aynı zamanda muzaf. Görüyorsunuz ahiret kelimesini cer etmiştir. Bu PDF'yi videonun altında bulabilirsiniz. Ben şu an özet geçiyorum video fazla uzamasın diye. PDF'yi elinize alarak, mesela çıktısını alarak daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü hangisi müpteda, hangisi haber her birini de yazdık. Baya bir yazım süreci zorlu geçti diyebiliriz tabii. Bunu yazmak zaman aldı. Biraz uğraştık yazabilmek için. Mübteda zamire muzaf olabilir. İmraeti mütekellim yazısında muzaf mesela. Mesela buraya mübtedayı alırken bazen ayırt edemediğimiz kelimeler oldu. Mesela imraeti derken aslında sadece imraetun mübtedadır. Buradaki ya mübteda değil. Ama buradan bunu kesip buraya yapıştırmak biraz zorlu olabildi yani. Bazen zor oldu. Öyle karışık bir iki harf fazladan gelmiş olabilir. Mesela hasbiye. Hasbiyallahu gale rabbi. Rabbi de sadece Rab kelimesi muzaf, şey müptedadır. Ya müptedaya dahil değildir. Ya sadece muzaf lehtir bir zamirdir. Rabbuke mesela bunu tam ayırmışız. Rabbu muzaftır. Ke muzafun ileyh. Rabbuke senin Rabbin nedir? Hafiz. Hafizdir. Hafizi haber olarak aldık. Haber şibih cümle olup öne geçmiş. Haber şibih cümle olduğu zaman öne geçiyor. Lehu onun için vardır ehun bir kardeş. Muahhar müpteda denilir bu durumda. Yani öne geçen habere ne denilir? Mukaddem haber. Mukaddem öne geçmiş demek. Öne geçirilmiş. Mukaddem haber denilir. Geriye kalmış yani haber öne geçmişse müpteda geride kalmıştır. Ona da muahhar, tehir edilmiş, geride bırakılmış müpteda denilmektedir. Yani olur da belki sınavda çıkar. Yani der şu kelime muahhar müpteda. Diğer şıkta muahhar değil de mukaddem der mesela. O tür kelimeler kullanılabilir. Çok yaygındır bu kelimelerin kullanımı. Kelimelerin de ne manaya geldiğini bilelim. Haber önde ise ona mukaddem haber denilir. Haber önde olduğuna göre müpteda geride kalmıştır. Ona da muahhar müpteda denilir bu durumda. Çeşitli örnekleri görebilmektesiniz. Haberin cümle olduğu yerlere örnekler. Mübteda Allah lafzından oluşmakta, haber muzari cümlesidir. Bakalım. Allahu Allah Teala yestehzi'u bihim ve yemüddühüm fi duyanihim ya'mehun diye ayet devam ediyor. Allah mübteda. Buraya yahkumu yapıştırmışız. Tabi hata olmuş. Yestehzi'u olmalıydı. İstehze'e yestehzi'u. İstifal babından. Birinci üniteyi de tekrar etmiş olun bunları işlerken yani hangi babtandı diye düşünerek yaparsanız hem birinci ünitenizi de tekrar etmiş olursunuz. Yestehzi'u bir fiil. Faili hüve Allah'a raci. Yani hüve o hangi o? Allah yani. Celle Celaluhu. Fiil cümlesi olarak. Burada muzari cümlesi. Yani fiil mazi de olabilirdi. Muzarileri örnek vermekteyiz. Devam var. Allah Teala yehdi burada. Yehdi hüve failiyle birlikte bir cümle. Allahu yuzaifu hüve o Allah yine zamiriyle birlikte faili yani failiyle birlikte. Burada hep olumlu muzariler geçti. Sonda görüldüğü üzere olumsuz muzari de kullandık. Allahu Allah Teala nedir? La yuhibbul fesad. Fesadı sevmez. Olumsuz muzari. Yuhibbu yine hüve failiyle birlikte. Bu sefer meful de var. Fiil, fail, meful birlikte bir cümledir. Bu cümle mübtedanın haberidir. Allahu la yehdi el kavmel kafirin el kavmez zalimin. La yehdi yine olumsuz muzari. İşte yehdi fiil. Hüve faili. Müstetir görülmüyor. Görünmez fail olduğunu nereden anladın? Cümlenin devamında merfu bir kelime yok. Fail yapabileceğim bir kelime yok. Mecburen hüve faildir diyorum. El kavmde onun mefulü fiil, fail, meful olarak, fiil cümlesi olarak Allah lafzının müptedası yani bu müptedanın haberidir. İki tane daha yine öyle olumsuz muzari kullandık. Mübteda Allah lafzı haber bu sefer mazi cümlesi. Yani haber maziden de oluşabilir. Allah nedir? Emera emretti. Kim? Hüve o Allah na bize. Allah Teala erkese. Erkese bir mazi fiil. Hüve faili, hum mef'ulü. Fiil fail mef'ul cümle olarak mübtedanın haberi. Diğeri de aynı şekilde. Mübteda en zamiri haber müfret. Bu durumda ne olur? Mebni bir müptedamız olur. Çünkü müpteda ene zamiri dedik ya, zamirler mebnidir. Mahallende irap alırlar. Mesela ene nedir? Müptedadır, zamirdir ve mebnidir. Mebni olduğu için mahallen merfudur.
Ene ben neyim? Allah Teala kendisi için söylüyor bunu. Kendini kastediyor. Ene ben neyim? Et tevvab. Tevvabım diyor. Tövbeleri çokça kabul eden kişi yani. Varlık. Sıfat bu. Tevvab kelimesi burada birinci haber, Errahim, ikinci haber olarak değerlendirilebilir. Öte yandan tevvab kelimesi bir haberdir, rahim de onun sıfatıdır diye de değerlendirmeler mevcuttur. İki şekilde değerlendirilebilir. Yani haberin teaddüdü, yani birden çok olması caiz mi değil mi tartışılmış olsa da caizdir diyenler var yani. Ene yine mübteda evvel haber olmakta. Hepsi burada var zaten geçeyim. Mübteda nahnu zamiri olabilir. Orada eneydi. Burada nahnu olmuş. Devamında ente zamiri olabilir mübteda. Hüve zamiri olabilir. Haza olabilir. Değil mi? Haza bu şu bir ismi işaret. Mübteda istifham olabilir. Haber müfret olabilir. Değişiyor yani burada. Haber şibih cümle. Mübteda mai mevsul olabilir. Lillahi Allah Teala için vardır. Ne vardır? Ma, öyle bir şey vardır ki en yani Allah'a aittir. Fis semavati vel arz. Yerde ve göklerde olan her şey. Mübteda men olabilir. Haber fiil cümlesi olabilir. İşte men nedir? Mübtedadır. Tebi'e bir fiildir. Hüve mesela faili olur. Hüdaye de mef'ulü olarak. Tebi'e hüdaye. Fiil cümlesi olarak haber olabilir. Ene mübteda olabilir, entum olabilir, hum olabilir. Ulaike'nin ulai kısmı olabilir. K zamir ayrıca. Ula mübtedadır mesela. Mübteda ulaike haber isim cümlesi. Burada da isim cümlelerine örnekler var. Hum onlar nerededir? El hasirune hüsrana uğrayanlardır. Hüsrana uğrayıcıdırlar. İsim fail kalıbı. Hasiradan hasirune isim faildir. Ulaike ulai işte onlar mübteda. Hum diğer mübteda. El hasirun haber. Neyin haberi hasirun? İkinci mübtedanın haberi olur. Ve o ikinci mübteda ile ikinci mübtedanın haberi bir isim cümlesi olarak yani mübteda haber olarak kendileri ne olur? Birinci mübtedanın haberi olur. Bu isim cümlesini iyi anlamanızı öneriyorum. Hani fiil cümlesi olursa haber rahat anlarsın. Fiil, fail varsa meful. Birlikte cümle habermiş dersin olur biter. Ama isim cümlesi ise işler değişebiliyor. Ne oluyor? Ulai birinci mübteda. Hum ikinci mübteda. El hasirun birinci haber. Peki neyin haberi? Hum. Yani ikinci mübtedanın haberi olur. Ve sonra o birinci haber dediğimiz ve ikinci mübteda dediğimiz onlar birlikte bir isim cümlesi olarak ilk mübtedanın haberi olurlar. Hep böyledir yani. İsim cümlelerinde hep böyle olur. Mübteda ellezine haber cümle. Mübteda hasır sebebiyle öne geçti. Hasır yani bir yere ait kılmak, sadecilik, aidiyet. Sadece böyle, yalnızca böyle. Mesela ma Muhammedun Muhammed değildir sallallahu aleyhi ve sellem. İlla Muhammed nedir? Resulün Resulüdür. Yani Muhammed sadece Resulüdür. Yalnızca Resulüdür. Bir şair değildir, bir mecnun değildir. Öyle bir şey yok. İnnemâ nahnu sadece ben. Pardon, sadece biz. Nahnu biz demek. Muslihun, ıslah edicileriz. Başkası değil. Başka ne var mesela? İnnemel müşrikune, sadece müşrikler. Yani Müslümanların dışındakiler. Nedir? Necesün. Pistir yani. Necistir, pisliktir. Ne diyelim? Müşrikler pisliğin ta kendisidir. İnhu ve o değildir illa nedir mubin. Apaçık bir uyarıcıdır. Hasır ifade etmekte. Haberin takdiminin caiz olduğu yerler var. Lehum onlar içindir. Yani onlar için vardır. Ne edabun bir azap. Öyle azap ki azimun. İşte büyük azap. Yani şiddetli azap. Demek ki lehum burada haber olmakta. Azap mübteda olmakta. Azim onun sıfatı. Yani mübtedanın sıfatı olmakta. Böyle farklılıklar olabiliyor. Bu şekilde videomuzu tamamlayalım. PDF'yi videonun altında bulacaksınızdır. PDF'nin işinize yarayacağınızı düşünüyoruz.